Alkol satılmaya hazırlanan bir dükkanın iç dekorasyonunu yapmak esnaf için caiz midir, hükmü nedir? Tabii bu soruya iki açıdan cevap verilir. Bir, böyle bir işlemden dolayı elde edilecek olan kazanç mülkiyet ifade eder mi etmez mi? Yani bu akit sahip bir akit mi yoksa fasit bir akit mi? İki, böyle bir işleme girmek indallah'ta caiz mi değil mi? Yani günah mı değil mi? Meselenin hukuk boyutu farklıdır, dini boyutu farklıdır. Şimdi normalde bir dükkan sahibi dükkanında alkollü içecekler satacak. Dükkanın mauzalehi bu. Bu adam size geliyor diyor ki işte buraya raf yap diyor veyahut da işte buraya dekorasyon yap diyor. Burada yalın hukuksal olarak baktığımız zaman sizin yapacağınız iş işte bir ameldir. İşte marangozsanız tahtalardan bir şeyler yapacaksınız ve bu mukabilde amelinize mukabil ücret alacaksınız. Bu adamın kazancı yalın haram değilse yani size vereceği para mahsa haram bir yerden elde edilen bir para değilse bu alışveriş sahih bir alışveriştir. Ancak diğer bir taraftan onun bu günahına yardımcı olmak açısı vardır ve bu açıdan bakıldığında sizin böyle bir insana iş yapmanız caiz olmaz. Peki bizim bu noktada bakmamız gereken nedir? Hukuksal taraf mı, cavazlılık tarafı mıdır? Elbette cavazlık taraftır. Yani alışverişin sahih olup olmaması yönü değil, sizin böyle bir kişiye, yani biliyorsunuz ki orada günah işlenecek, günah işlem yapılacak ve siz bu günah işleme bir nevi yardımcı olacaksınız. Bu anlamda baktığımızda günaha yardımlaşmayın ayet-i kerimesinin ihtiva etmiş olduğu manaca bir Müslümanın böyle bir işleme girmesi doğru değildir. Bundan son derece kaçınılması gerekir. Ama dediğimiz gibi yani akdin sahih veya fasitliliği kavramında konuşmuyorum. Böyle bir işleme girmesinin caiz olup Caiz olup olmaması olmaması. kavramında konuşmuş oluyorum. Evet hocam.